Herkese merhabalar. Ne varsa doğada var kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Beni dünyanın her neresinde izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlere ne kadar faydalı olduğu bilinmeyen enginardan bahsedeceğim arkadaşlar. Enginar yaprağının faydaları nelerdir? Enginar yaprağı çayı neye iyi gelir? Enginar yaprağı çayı nasıl hazırlanır? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, o zaman videomuza geçelim. İlk olarak enginarın faydaları nelerdir? Enginar, insan sağlığına fayda sağlayan sebzelerden biridir. Bu sebze tüketildiğinde bazı hastalıkları önleyebiliyor. Enginar, karaciğer dostu olarak bilinen sebzelerden biridir. Karaciğer enzimlerini düzenlemesiyle bilinen son derece faydalı bir sebzedir. Antioksidan özelliğiyle vücutta yer alan zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kolesterolü düzenlemede oldukça etkilidir. Sindirim sistemini düzenleyerek sindirim sisteminde oluşabilecek tüm hastalıkları engeller. Bazı kanser çeşitlerine karşı direnç gösterir. İdrar söktürücü özelliğiyle ön plana çıkarak idrar yolunda oluşabilecek herhangi bir enfeksiyonu ortadan kaldırır. C ve K vitamini oranı son derece yüksek bir sebzedir. Bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin tüketmesi gereken bir sebze çeşididir. Kan yapıcı özelliği ile vücutta bulunan hücreleri arttırır ve kanın temizlenmesini sağlar. Enginarın hem suyunun hem de yaprağının ayrı ayrı faydaları bulunur. En az enginar kadar faydalıdır. Enginar yaprağı ve suyunun faydaları pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Sağlığa faydaları şu şekilde sıralanabilir. İdrar söktürücüdür. Kolesterolü düzenler. Cilt sağlığına faydalıdır. Güçlü bir antioksidandır. Kansere karşı direnç gösterir. Damar tıkanıklığını ortadan kaldırır. Şeker hastalarına iyi gelir. Egzama tedavisinde kullanılır ve kilo verdirir. Enginar yaprağı çayı neye iyi gelir? Doğal bir mucize olarak görülen enginar çok farklı çeşitlerde tüketilebilir. Faydası oldukça fazla olan enginar sebzesinin herkesin tüketmesi önerilir. Özellikle çocuklar gelişme döneminde mutlaka enginar tüketmelidir. Bebek ve çocuklar için özel püre haline getirerek yedirilebilir. Enginar salatası veya zeytinyağlı enginar yemekleri hem lezzetli hem de faydalıdır. Enginarın suyunu da kullanmak gerekir. Enginarın faydaları kadar enginarın suyunun da çok faydaları vardır. Enginar suyu sıkılarak detoks amacıyla kullanılabiliyor. Enginar yaprağı kurutularak çay yapılabilir. Bu şekilde tüketilmesi karaciğerin daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır. Enginar yaprağı her evin mutfağında olması gereken bir sebzedir. Evet arkadaşlar, bugün bizim için en önemli konu enginar yaprağı çayı nasıl yapılır? Enginar yaprağını aktardan temin edebilirsiniz ya da evde kendiniz kurutabilirsiniz. Videonun sonunda nasıl kurutabileceğinizden bahsedeceğim arkadaşlar. Enginar yaprağı çayını hazırlamak oldukça kolay. Benim evimde kurutmuş olduğum enginar yaprağım olmadığı için ben enginar yapraklarımı aktardan aldım. Ama bu yaz inşallah enginar mevsiminde ben de enginar yaprağı kurutacağım ve bunun için güzel bir video hazırlayıp onu da kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Her içimi taze olarak hazırlanması önerilen enginar yaprağı çayı 1 çay kaşığı kuru yaprakla hazırlanır. Ben 2 fincan hazırlayacağım için 1 tatlı kaşığı kurutulmuş enginar yaprağımı demliğime alıyorum. Üzerine biraz sıcak su ekliyorum arkadaşlar ve bunu demlikte yıkıyorum. Daha sonrasında üzerine 2 fincan sıcak su ekliyorum. Beş dakika kadar demlenmeye bırakıyorum. 5 dakika sonrasında muhteşem faydaları olan enginar yaprağı çayımız hazır arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Peki enginar yaprağı çayı ne kadar içilmeli diye sorarsanız, bitki çayları ölçülü tüketilmelidir. Aşırı tüketimde böbrekleri yorabilir, bağırsakların dengesini bozabilir. Enginar yaprağı çayı da ölçülü tüketilmesi gereken bir çaydır.
Enginar yaprağı kürü hazırlayanlar günde bir bardaktan fazla tüketmemelidir. Enginar yaprağı kaynatıp içmenin faydaları tam manasıyla alınsın isterseniz taze demlenmesine özen göstermelisiniz. Son olarak enginar yaprağı evde nasıl kurutulur? Bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Enginar yapraklarını tek tek ayırmalısınız. Güneş gören bir ortamda yarı gölgeli şekilde bir tepsinin üzerinde ya da bir bezin üzerinde kurutabilirsiniz. Su değmeden kurutmaya özen gösterelim arkadaşlar. Güneşli havalarda birkaç gün içerisinde kuruyan enginar yaprağını cam kavanozda ağzı kapalı şekilde saklayabilirsiniz. Kullanım sırasında diğer yaprakların nemlenmemesine dikkat etmelisiniz. Evet, böylece bir videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizler için hem enginar yapraklarının faydalarını anlattım, hem enginarın faydalarını anlattım, hem de bir enginar çayı yaptık. Kısacası enginar yaprağı çayından bahsedecek olursak, vücuttaki her türlü zehri atan, kolesterolü temizleyen, safrayı temizleyen, kış sonundaki bütün toksinleri atmamıza yardımcı olan, zayıflamamıza ve ödem çözmemize, ödemleri atmamıza yardımcı olan K ve C vitamini bakımından oldukça zengin, zayıflamak için, şekeri düşürmek için, ağır metalleri vücuttan atmak için harika bir çaydır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün doğanın mucizesi olan bitkilerimizden biri enginarın faydalarından bahsettim ve harika bir enginar yaprağı çayı hazırladım. Hepinize şifa olsun inşallah. Bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Video hakkında merak ettikleriniz ve çekmemi istediğiniz içerikleri yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zil butonunu aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.